Merhabalar, Doç Cafe hoş geldiniz. Bugün kelime tahmin etme çalışması yapacağız. Sınavlarda, günlük hayatta karşımıza devamlı bilmediğimiz veya hatırlamadığımız kelimeler çıkıyor. İşte bu kelimeleri sözlüğe bakmadan nasıl öğreniriz? Bugün onun alıştırmasını yapacağız. Özellikle sınavlarda "Ah ben bu kelimeyi biliyordum, unuttum." gibi dövünmektense cümleleri tekrar tekrar okuyarak bir anlam çıkarmamız gerekiyor. Yoksa dövünmek ancak zaman kaybı demek. Ayrıca kelimeleri öğrenirken öm... Ayrıca kelimeleri öğrenirken örnek cümleleriyle akılda tuttuğumuzda çok daha rahat hafızaya kaydettiğinizi ve kısa zaman içinde o kelimeyi kullanabildiğinizi hatırlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Öncelikle kelimemiz gelecek. Bakın. Bakının infinitif hali. Üçüncü tekil şahıs hali. Yani Erzi ezde nasıl kullanılıyor? Bakt ve bekt olarak kullanılabiliyormuş. Preteritum hali. Bu da üçüncü tekil şahıs. Erzi ez. Bakte şeklinde oluyormuş. Ve perfect hali. Bu da üçüncü tekil şahısın kullanılmış şekli. Haltge bakın. Bu üçüncü tekil şahısı bildiğimizde diğerlerini oturtabiliyoruz. O yüzden genelde hep böyle gösterilir. Bununla birlikte alt tarafa turkuaz renkli örnek cümleler gelecek. Bu örnek cümleleri okuyarak biz bu kelimenin anlamını çıkarmaya çalışacağız. Toplamda bu ekran 10-15 tane civarında ekranda kalacak. Bu sebeple videoyu durdurmanızı istiyorum. Videoyu durdurduktan sonra cümleleri okursanız vakit yetecektir. Daha sonra bunu okuyoruz, bu cümleleri. Bu cümleleri okuduktan sonra Türkçesini tahmin etmeye çalışıyoruz. Henüz ekranda Türkçesi yok çünkü, daha gelmedi. Eğer şurada bu cümleler arasında bilmediğiniz bir kelime varsa onu sözlükten bakabilirsiniz. Ama bu kelimeye kesinlikle sözlükten bakmıyoruz. Buradaki cümleleri çevirdiniz, sözlükten baktınız ama şu kelimeyi çıkaramadınız. Ne yapacağız? Google'a yazacağız. Bakın. Was bedeutet şeklinde. Was bedeutet bakın. Bakın ne anlama gelir şeklinde. Bakacağız ve Almanca anlamını okuyup anlamaya çalışacağız. Ne anlama geldiğini. Bu safhaya kadar yaparsanız eminim ki ne olduğunu %90 ihtimalle çözeceksiniz. %10 ihtimalle çözemediniz diyelim ki olabilir. Ondan sonra basabilirsiniz. Kelimenin Türkçesi de ekranda 10-15 saniye kadar kalacak. Tekrar cümlelerle, buradaki cümlelerle karşılaştırabilmeniz için. Toplamda 20 kelimemiz var. Kişiye göre değişmekle birlikte kolay, orta ve zor kelimeler olacaktır. Hani kolay dediğim bildiğiniz ve kullandığınız. Orta seviye dediğim işte bildiğiniz ama tam kullanamadığınız. Veya zor hiç bilmediğiniz kelimeler olabilir. Normalde bir kelimenin anlamını sözlüğe bakmadan çıkarabilmek, dinlemek ve okumakla doğru orantılıdır. Dolayısıyla bol bol dinleyip bol bol okumalıyız. Bu alıştırmayı yapmamın amacı herkesin bunu yapabileceğini, cümlelerle, okumayla haşır neşir olunduğunda nasıl bir kelimenin anlamı kolayca çıkıyor veya nasıl onu bir sonraki sefer kendimiz kullanabiliyoruz bunu göstermek istedim. Umarım hoşunuza gider. Beğenirseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Henüz Doge Cafe'ye abone değilseniz olursanız seviniriz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi sizi kelimelerle baş başa bırakıyorum. Sonunda da bir bonus kelime var. Onu da siz tahmin edeceksiniz. Bakalım nasıl olacak. İyi eğlenceler diliyorum.